Merhaba sevgili gençler. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Dördüncü sınıflar için hazırlanan demokrasi yazılı sorularının çözümü arkadaşlar. Siz de 100 almak istiyorsanız, kağıdınızda şöyle yazılmasını istiyorsunuz. Videolar kısmına gidin. Dördüncü sınıflara ait 14 ya da 15 tane olması lazım demokrasi yazılısı var. Hepsini izleyin ve çözmediğiniz tek bir soru kalmamış olacak. Evet arkadaşlar adımızı yazalım şuraya unutmayın adınızı yazın rehberlik servisi 15. yazılı. Evet doğru yanlış sorularımızla başlayalım sevgili gençler. Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır. Evet demokratik toplumlarda birlikte yaşama kültürü olmazsa zaten demokrasi olmaz. Doğru uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir. Evet iletişim olmazsa zaten uzlaşı olmaz. 3. Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeli miyiz? Elbette ki yanlış arkadaşlar. Karşıdakinin hakkını gözetlemezsek uzlaşı zaten asla gelmez. Yanlış. Uzlaşı güven ve saygı ortamını zedeler diyor. Olur mu böyle şey? Tam tersine yükseltir, zedelemez. Yanlış arkadaşlar, zedelemez. Beş sorunlarımızı uzlaşı ile çözersek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Çözmezsek özür dilerim. Çözmez isek yeni sorunlar ortaya çıkabilir mi? Elbette ki arkadaşlar doğru çözmezsek sorunlar daha da büyür yenileri de ortaya çıkar. 6. Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir mi? Evet, geliştirir. 7. Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur. Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olmaz. Yanlış arkadaşlar. Güven ortamını doğurur. Anlaşmazlıklara neden olmaz. Anlaşmaya neden olur tam tersine. 8. Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek Yok, olur mu böyle bir şey? Saygı duymamız gerekiyor. Yanlış. 9. Kadın ve erkekler eşit haklara sahip midir arkadaşlar? Elbette ki değil mi? Doğru. Eşittir. Yasaların önünde herkes eşit midir? Çocuk, kadın, erkek, siyahı, beyazı, İslam'ı, Hristiyan, herkes elbette ki eşit olacaktır. Doğru arkadaşlar. İnsanlar eşit doğarlar. İnsanların eşitsizliğini bozan insanlar sonradan kendi elleriyle yapmış olduğu yasalar, kanunlar, devletler ve kurumlardır değil mi? Evet şimdi geldik boşluk doldurma sorularımız. Boşluklara uygun sözcükleri yazınız diyor. Bakalım uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve saygılı mı olmalıdırlar? Bakalım başka bir şey var mı? Saygılı olmalıdırlar. Evet saygılı. Saygılı olmalıdır. Birbirimizin farklı özelliklerine saygı göstermeliyiz, değil mi arkadaşlar? Saygı başka bir şey var mı? Yok, saygı. Saygı göstermeliyiz. Uzlaşı sağlayabilmek için kişiler görüşlerini temellendirmeliler, değil mi? Ya da neye dayan, kanıtlara dayandırmalı var mı öyle bir şey? Temellendirme, kanıt. Evet, kanıt var. Kanıtlara kanıtlara dayandırmasak uzlaşı olmaz. 4. Anlaşmazlıkların yaşamın bir parçası ve doğal olduğu unutulmamalıdır. Doğal. Anlaşmazlıklar doğaldır arkadaşlar. Yapay bir şey değildir çünkü. Doğal olduğunu unutmayınız. Yasalar, yönetmelikler ve kanunlar ya da kurallar hangisi var? Kurallar varmış. ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez. Evet yasa yönetmelik kural varsa uzlaşıya gerek yok. Zaten uzlaşıyı kim sağlayacaktır? O kurallar ve kanunlar sağlayacaktır arkadaşlar. Altı insanlar arasındaki nokta nokta anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir. İnsanlar neden anlaşamazlar arkadaşlar? Evet iletişim sorunları değil mi sevgili gençler? İletişim sorunu olduğu zaman insanlar anlaşamaz arasındaki iletişim sorunları anlaşmazlıkların nedenlerinden biridir. Nokta nokta ile sahip olunan hakların kullanılmasını sağlamasına eşitlik denir. Ne ile sahip olunan hakların kullanılması arkadaşlar? Yasalarla değil mi? Yasalarla ne var mı? Evet, yasa veya başka yasa ile. Evet, yasanın dışında başka bir kelime yok. Tamam. Bu Y büyük olacak yalnız arkadaşlar. Yasa ile sahip olunan haklar kullanılmasını sağlanmasına eşitlik hakların kullanılmasına eşitlik yanlış Yani şu yasayı güzel yazarsak benim hiç mi hiç hoşuma gitmedi. Sizin de gitmemiştir. Orada büyük yazmadık çünkü. Evet. 8. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ayrımcılık yapamayız. Var mı? Varmış. Evet. Ayrımcılık Yapamayız yanlıştır. 9. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda ne engellenir arkadaşlar? Neyi engeller? Hak, adalet ve eşitlik. Haksızlıklar değil mi? Var mı? Olması lazım. Evet. Haksızlıklar engellenir. Son sorumuz. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda ne duygusu vardır? Güven arkadaşlar. Güven, güven, güven. İnsanlar adalet olan yerde güven içinde yaşarlar evet arkadaşlar boşluk doldurma sorularımız bitti resimler var görseller var ne diyor aşağıdaki görselleri inceleyin altına uzlaşı gerektirir ve uzlaşı gerektirmez ha evet şimdi burada iki kişi var arkadaşlar en başta iki kişi konuşuyor biri 9 diyor hayır Diğeri 6 diyor burada nasıl uzlaşı olması gerekiyor birinin kanıta dayandırması gerekiyor kendi görüşünü o halde burada uzlaşı şart değil mi uzlaşı gerekir. Çünkü iki kişi var. Bir kişi olsaydı uzlaşıya gerek yoktu. Aa, burada kızımız kitap okuyor. Tek başına olduğu için kendi okuyacağı kitaba kendisi karar verebilir. Burada bir uzlaşıya gerek var mı? Hayır. Uzlaşıya gerek yok. Burada iki tane inatçı keçi var. Ne yapıyor bunlar? O diyor ben geçeceğim. Diğeri diyor ben geçeceğim. O halde keçiler eğer uzlaşmazlarsa ne olacak arkadaşlar? Aşağı düşecekler. O halde uzlaşıya gerek var. Uzlaşı gerekir. Burada bir sürü çocuk oyun oynuyor. Peki herkes kendi kafasına göre bir şey yaparsa burada güzel bir oyun ortaya çıkar mı? Hayır. O halde hepsi toplanacak, uzlaşacaklar. Hangi oyunu oynayacaklarına karar verecekler. O halde burada uzlaşı gerekir. Yoksa oyun oynayamazlar değil mi sevgili gençler? Evet bu sorumuzu da bitirdik geçelim ne varmış? Görseller var. Ne diyor? Görselleri ilgili kavram ile eşleştiriniz diyor. Ha evet. Bu ne var arkadaşlar? Seçilmez seçme seçilme hakkı var mı? Evet şurada varmış. Seçme seçilme. Şuna arkadaşlar, okula gidiyor sanırım bu çocuk. Eğitim hakkı var mı? Evet varmış en sonda gördüğünüz gibi. Eğitim hakkı şöyle kısaca yazalım. Burada doktora gelmiş acil serviste sanırım kızımız hastalanmış, grip falan olmuş. Bu sağlık hakkı. Sağlık hakkı. Bu ne var? Haberleşiyorlar mı? Evet, telefonla konuşuyorlar arkadaşlar. Haberleşme hakkı. Haberleşme hakkı kısaca yazalım. Burada bu erkek, bu ise kadın. Teraziye konmuş. Her ikisi de eşit mesa eşit yükseklikte kalmış. Hiç kimse kimseyi tartmıyor. O halde buz, burada ne vardır arkadaşlar? Kadın erkek eşitliği değil mi? kadın erkek eşitliği. Yani biz buna direkt eşitlik de diyebilirdik. Evet bu sorumuzu da cevaplandırdık. Geçelim sonra ne var? Ne sormuş? Öğretmenimiz empati nedir? Bir örnek vererek açıklayınız. Ha, empatiyi önce bir açıklayalım. Empati kendimizi başkasının yerine koyarak onun gibi onun duygularıyla olaylara, onun gözüyle olaylara yaklaşmaya denir değil mi arkadaşlar? Yani başkasının duygularını, düşüncelerini hissederek olaylara o şekilde yaklaşmaya empati denir. Şöyle başkasının yerine a yazmıyormuş. Şöyle diyelim yazmamış. Kendimizi başkasının yerine koyarak onun gibi düşünmek hissetmek olaylara ah hissetmek olaylara onun gözüyle bakmak biraz uzun yaptık biraz e, tanımımızı uzun tuttuk ama olaylara onun gözüyle bakmak. Evet örnek ne verebiliriz burada arkadaşlar? Mesela ben bir öğretmenim. Nasıl mesela yazılarda ne olabilir? Kendimi bir öğrencinin yerine koyarak onun yazılı anında neler hissettiğini kendimi onun yerine koyarak fark edebilirim değil mi arkadaşlar? Şöyle diyelim. Veya onu demeyelim. Bahçede düşen öğrencinin çevredeki tepkilere karşı değil mi? hissettiklerini mesela dalga geçiyor arkadaşlarınız değil mi çok yanlış bir şey bahçede düşen öğrencinin çevredeki tepkilere karşı hissettiklerini kendimizi onun yerine koyarak arkadaşlar o harfi şu anda takılı yazmıyor onun için o'lar yerine ö kullanıyorum. Kusura bakmayın farkındayım. Koyarak. Duygularını. Yaşamak nedir arkadaşlar? Aslında bir empati kurmaktır. Arkadaşınız bahçede düşüyor. Siz de kendinizi onun yerine koyunuz. Siz olsaydınız o düşen ve herkes sizinle dalga geçseydi siz neler hissederdiniz? İşte bu bir empati'dir. Evet geçelim bir sonraki sorumuza sevgili gençler. Bakalım bizden ne istiyor? Aşağıda davranışları ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz diyor. Bakalım arkadaşlar lambaları gereksiz yere ise söndürmek doğaya karşı var mı? Çevreye karşı sorumluluklarımız. Şuraya bir yazıyoruz. 2. Verdiğimiz sözü tutmak başkalarına ve arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdır. 2. Hayvanlara zarar vermemek. 3. Hayvanlara karşı sorumluluklarımız. Onurlu yaşamak kendimize karşı sorumluluğumuzdur. Tarihi eserlere zarar vermemek. insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımız bu şekilde eşleştiriyoruz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuz bizden ne istiyor? Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen anlamları eşleştiriniz. Ha, bakalım şu önce anlamlarını okuyalım. Tanımları zaten buluruz. İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasındaki ayrılığa biz ne diyoruz arkadaşlar? Anlaşmazlık. O halde biz buraya özür diliyorum. 3 yaz. 3 yazacağız. Bir yazdık arkadaşlar ya yanlışlıkla. Ceren geldi yanıma. Evet. Buraya o halde arasındaki şuraya ne yazacağız? Ayrılmasına anlaşmazlık diyoruz. 3. Haklının hakkını almasına, haksızın cezalandırılmasına adalet denir. Adalet nerede? 4'te var arkadaşlar. Tarafların arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yoluyla birliğin sağlanmasına biz uzlaşı diyoruz. O halde 1. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. 5. İstekleri, düşünceleri karşıt olan kişi, iki kişiden veya iki topluluktan her birine taraf deriz. Var mı? Taraf varmış. Evet. 2. Evet bu sorumuz da bitti. Bu eşleştirmeyi de yaptık. Siz de lütfen not alınız. Sıra geldi test sorularına. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz diyor. 1- Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğunuz haklardan biridir? Çocuk hakları, çalışma bir çocuk hakkı değildir. Oyun oynama hakkı bir çocuk hakkıdır. Oy kullanma çocuğun hakkı değil, milletvekili seçilme çocuk hakkı değildir. Doğru cevap B. İki aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir? Derse çalışmak evet çocukların sorumluluğu. Bir işte çalışmak hayır arkadaşlar büyüklerin, anne baba ve büyüklerin sorumluluğudur. Aile kurallarına uymak çocuğun sorumluluğu. Öğretmenini dinlemek çocuğun sorumluluğudur. 3. Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından birisi değildir, olamaz diyor. Uzlaşıya açık olur mu? Evet arkadaşlar uzlaşıya açık olmak zorunda. Empati evet yapmak zorunda. İnatçıdırlar hayır. Eğer inatçı olursan uzlaşı olmaz sürekli kavga olur değil mi? Doğru cevap C. Ortak kararlara uyarlar. Evet uzlaşı içinde yaşamak için ortak kararlara uymaları gerekiyor. Dört aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Temel haklarımız arkadaşlar demokrasi dersinde 9. 10. sınıfta da göreceksiniz. Üç tane özelliği vardır. Bunların biri dokunulmaz, biri devredilemez, diğeri ise vazgeçilmezdir. Evet bakalım. Vazgeçilmez, evet. Devredilmez, evet. Dokunulmaz, evet. Sınırlı olması, hayır. Haklar sınırlı değildir arkadaşlar. Haklarımız bütün haklarımız doğuş ile, doğduğumuz anda elde edilir ve kullanma hakkı bize aittir, devredilemez. 5. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Adil bir toplumda insanlarda güven, sevgi, ada olur değil mi arkadaşlar? Doğru cevap B. Güven duygusu olur. Ama adaletsiz toplumlarda ne olur? Öfke olur, korku olur, huzursuzluk olur, kaygı olur sürekli. Evet, adalet varsa güven vardır arkadaşlar. 6. Aşağıdakilerden hangisi? Anlaşmazlıkların çözülmesinde olumlu katkı sağlar. Evet olumlu. Anlaşmazlık yazışı. Yani iki arkadaşınız var ise nasıl bir olumlu katkı sağlayabilirsiniz? Ne yaparak? Sorunu görmezden gelerek mi? Karşınızdakini dinlemeyerek mi? Empati kurarak mı yoksa taraflı davranarak mı? Elbette ki empati kurarsak sorunu çözümüne katkı sağlarız. Doğru cevap C. 7. Aşağıdakilerden hangisi adil olmayan bir durum söz konusudur? Bakalım neymiş bu arkadaşlar? Mehmet Bey kendisiyle aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalışmaktadır. İşte burada adil olmayan bir durum söz konusudur. Hem aynı işi yapıyorsunuz, hem daha fazla çalışıyorsunuz, hem aynı parayı alıyorsanız kesinlikle burada bir adalet yok. Herkesin aynı çalışması lazım. Evet, sınavımız burada bitti. Bir sonraki sınavda buluşmak üzere. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.